Koku alma sistemi, yapısı ve işlevi. Muhtemelen fark etmişsinizdir. Nezle olduğunuzda burnunuz tıkanır. Ve burnunuz tıkandığında, yani buralar dolduğunda tat alma duyunuz zayıflar. Diyelim ki bir çilek yiyeceksiniz. Normalde çileğin tadı gayet güzeldir ağzınıza atıyorsunuz. Çiğnerken çileyi çeşitli hücresel bileşenlere parçalıyorsunuz. Bu hücresel bileşenler aslında küçük moleküller. Bu küçük moleküllerin bazıları gırtlağınızın arkasından dolaşarak burnunuza kadar ulaşıyor. Yani çileyi çiğnerken açığa çıkan moleküllerin bir kısmını da kokluyorsunuz. Koku duyunuzu tat alma duyunuzla yani çileğin tadını alma yeteneğinizle bir arada kullanıyorsunuz. Dolayısıyla koku alma duyunuz devre dışı kaldığında, mesela nezleyken koku alma duyunuz devre dışıdır. İşte o zaman geriye sadece tat alma duyunuz kalır. Sadece tat alma duyunuzu kullanarak besinlerin tadını normalde olduğu kadar iyi alamazsınız. Tat yeterince yoğun değildir. İsterseniz deneyin. Bir şey yiyeceğiniz zaman burnunuzu tıkayın. Bakın bakalım koku alamıyorken yediğiniz şeyin tadı aynı mı kalıyor? Umarım bu örnekle koku alma duyumuzun önemini biraz olsun anlatabilmişimdir. Koku duyumuz olmadan yaşayabiliriz tabii ama koku duyusu yaşamımıza çok şey katıyor. Kokunun bir diğer adı da olfaksiyondur. Yani koku duyusu yerine bazen olfaktör duyu terimi kullanılır. Birazdan bunun ne zaman devreye girdiğinden ve anatomisinden söz edeceğim. O halde koku alma sistemimizin anatomisine çabucak bir bakalım. Yine bir kafa profili çizecek olursak, burası burun, burası ağız, burası da çene. Burada da bir burun deliği var. Burun deliği havanın ve çeşitli koku moleküllerinin buruna girişine müsaade eden bir alık aslında. Burada da dışarıdan görünmeyen bir bölge var bu bölgeye koku epiteli adı veriliyor yani bu bölge koku epiteli ya da olfaktör epitel yani koku duyusuna ait epitel doku bu koku epitelini beyinden ayıran bakın beyin burada beynin bir kısmı buraya denk geliyor işte beyni nazal yol üzerinde koku epitelinden ayıran kemiğe kripriform plaka adı veriliyor. Ve kripriform plakanın hemen üstünde beynin bir uzantısı yer alıyor. Yani kripriform plakanın hemen üzerinde beyinden çıkan bir uzantı var. Morla çiziyorum. Bakın küçük bir soğana benziyor. Buna koku soğancığı deniyor. Koku soğancığı olfaktör balbus dendiği de olur. Koku soğancı temelde bir sinir demeti. Yani aslında beyinden çıkan kafatası sinirlerinden biri. Bu sinir demetinin Crip reform plakadan geçip koku epiteline açılan küçük uzantıları var. Bu sinir uzantıları dallanıp budaklanıyor. Koku epiteline bağlanan binlerce binlerce hücre var. Tabii burada sadece birkaçını çizebiliyorum ama koku epiteline küçük uzantılarla bağlanan binlerce hücre söz konusu. ve her bir hücrenin en ucunda reseptörler bulunuyor. her reseptör belli bir moleküle duyarlı. daha doğrusu belli bir molekül türüne duyarlı. mesela bir benzen halkası var diyelim. benzen halkası içeren bileşiklerin çoğu aromatik bileşiklerdir ve normalde aromatik bileşiklerin kokusunu alabiliriz. Yani bir bileşik benzen halkası içeriyorsa çoğu zaman bir kokuya da sahiptir. Bu koku koku soğancığından koku epiteline uzanan bu uzantılar tarafından tespit edilir. Evet. Küçük benzen halkamız yani koku molekülümüz buruna giriyor ve burada bu sinir uçlarından birinde bulunan bir reseptöre bağlanıyor. Şimdi bu bölgeye yakından bakalım. Koku soğancığını, özellikle de koku duyu nöronlarını ve küçük uzantılarını yakından inceleyelim. Bakalım çevredeki çeşitli moleküllerle nasıl bağlanıyor bu uzantılar. Şimdi başta vurguladığım küçük parçaya zoom yapıyorum. Bu koku soğancığı. Adını da yazayım. Koku soğancığı daha önce de söylediğim gibi koku soğancığıyla nazal yolu cribriform plaka denen şey birbirinden ayrılıyor cribriform plaka aslında bir kemik üstünde çok sayıda delik bulunuyor bu delikler sayesinde koku duyu nöronları koku soğancığına bağlanabiliyor şimdi diyelim ki bir koku duyu nöronu var ve koku soğancığına bir uzantı gönderiyor. İşte uzantı bu. Bu hücre koku epitelinde konuşlanmış. Burada başka tür epitel hücreleri de var. Çiziyorum. Mesela bazı hücre türleri mukus salgılıyor. Koku epitel sinir hücreleri diğer epitel hücrelerinin arasında duruyor. Binlerce farklı epitel hücresi türü mevcut her türün kendine has bir reseptörü var. Bu koku duyu hücresinin küçük bir reseptörü olsun. Bu reseptör de benzen halkalarına duyarlı diyelim. Bir benzen molekülü burun deliklerinden buruna giriyor. Oradan nazal yola geçiyor ve nihayet bu reseptöre bağlanıyor. Reseptöre bağlandığında bu hücrenin ateşlenmesiyle sonuçlanan bir dizi olay gerçekleşiyor hücre bir aksiyon potansiyeli ateşliyor ve bu aksiyon potansiyeli buraya koku soğancığına geliyor. Ve aynı moleküle duyarlı bir yığın koku duyu hücresi var. Mesela bir tanesi de burada. Bu da aynı yerle sinaps yapıyor. Yani bir koku duyu hücremiz daha var ve bu da aynı benzen molekülüne duyarlı. Yani içeri giren benzen molekülleri benzen reseptörüne sahip bir sürü hücreyi uyarıyor. Ve benzene duyarlı tüm hücreler aksiyon potansiyellerini koku soğancığındaki belli bir bölgeye gönderiyor. Bu özel bölgeye glomerulus deniyor. Glomerulus. Glomerulusu bir varış noktası olarak düşünebiliriz. Aynı moleküle duyarlı birçok koku duyu hücresi buraya ulaşıyor. O halde bu glomerulus, benzen glomerulusu. Çünkü benzene duyarlı tüm hücreler buraya sinaps yapıyor. Aslında burada başka bir hücre türüyle sinaps yapıyorlar. Bu hücrelere de mitral hücre, mitral veya sorguçlu hücre deniyor. Sorguçlu hücre. Ve bu mitral veya sorguçlu hücreler beyne uzanıyor. Böyle bir yapıya sahip olmamızın nedeni şu beyne binlerce hücrenin sinyal göndermesindense tek bir hücrenin sinyal göndermesi çok daha kolay. Şimdi biraz daha ayrıntıya girelim. Bunun dışında pardon. Bunun dışında başka hücre türleri de olabilir. Mesela bu mavi hücre gibi. Diyelim ki bu mavi hücre birbirine bağlı iki benzen halkasına duyarlı. Yani birbirine bağlı benzen halkası çiftleri bu mavi koku duyu hücresinin reseptörüne bağlanıyor. Ve bu mavi hücrede kribriform plakasının içinden geçerek koku soğancığı ile sinaps yapıyor. Ama koku soğancığının başka bir bölgesiyle. Benzen halkası çiftlerine duyarlı tüm diğer mavi hücreler gibi. Tüm bu mavi hücreler çift benzen halkası glomerulusuyla sinaps yapıyor. Bu çift benzen halkası glomerulusunda farklı tür bir mitral veya sorguçlu hücre bulunuyor. Bu mitral veya sorguçlu hücreler de yine beyne sinyal gönderiyor. İşte koku epitelindeki çeşitli hücrelerin yapısı bu şekilde. Buradaki en önemli nokta şu. Her biri belli bir moleküle duyarlı yüzlerce farklı hücre var. Bu yüzlerce farklı hücre sinyallerini ilgili glomerulus'a gönderiyor. Ve her glomerulus'ta beyne giden birkaç mitral veya sorguçlu hücre bulunuyor. Şimdi biraz da bu bölümü ele alalım. Bakalım moleküller reseptörlere nasıl bağlanıyor ve bir aksiyon potansiyelini nasıl tetikliyor? Bunun bir benzen molekülü olduğunu varsayalım. Nazal yola giriyor ve oradan oraya, oradan oraya derken belli bir reseptöre bağlanıyor. Bu da o özel reseptör olsun. Bir koku duyu hücresinin hücre zarında yer alıyor bu. Benzen molekülü gelip tam buraya bağlanıyor. Ve bağlanınca ne oluyor? G proteinine bağlı reseptör adı verilen bu reseptör... Buna G proteinine bağlı reseptör deniyor çünkü içinde G proteini adı verilen bir tür protein var. Reseptör buna bağlı. G proteini bu reseptöre bağlı. Benzen molekülü reseptöre bağlandığında burada bir ayrılma gerçekleşiyor. G proteini kopup gidiyor ve hücre içinde bir dizi olay başlatıyor. Yani burası koku duyu hücresinin iç kısmı. Daha önce bahsetmiştik. G proteini koptuktan sonra bir iyon kanalına bağlanıyor. Bir iyon kanalına bağlanıyor. İyon kanalı hücre dışındaki pozitif iyonların içeri girmesine izin veriyor. Bu hücrenin depolarize olarak bir aksiyon potansiyeli ateşlemesine yol açıyor. Potansiyel kribriform plakadan geçerek bir mitral veya sorguçlu hücreyle sinaps yapıyor. Mitral veya sorguçlu hücrede beyne uzanıyor. Şimdi konuştuğumuz her şeyi çabucak bir tekrar edelim. Bir koku molekülümüz var. Koku molekülü. Bu örnekte bir benzen halkası. Bir GPBR'ye bağlanıyor. GPBR bir koku reseptörü. G proteinine bağlı bir reseptör. Yani GPCR olarak kısaltıldığını görmüş olabilirsiniz. İngilizcesi yüzünden öyle kısaltılıyor. G proteini bu reseptörden kopuyor. Evet, G proteini kopuyor ve hücrede çeşitli olayları tetikliyor. Bunlardan biri, bir iyon kanalını aktive etmek. İyon kanalı da dışarıdaki pozitif iyonların içeri girmesini sağlıyor. Bu da hücrenin depolarize olup bir aksiyon potansiyeli ateşlemesine neden oluyor. Aksiyon potansiyeli kripriform plakadan geçerek ilgili glomerulusa ulaşıyor ve bir mitral veya sorguçlu hücreyi tetikliyor. Sonra da sinyal beyne iletiliyor. Beyin kokuyu işte bu mekanizma ile algılıyor. Konuştuğumuz her şeyin bir kere daha üstünden geçelim. Çok kısa, kısacık. Bir koku molekülümüz vardı. Örneğimizde bir benzen halkasıydı. Bu molekül GpBr'ye bağlanıyordu. G proteinine bağlı reseptöre yani. Sonra G proteini dağılıyordu ve hücrenin içinde bir sürü tetiklemelere yol açıyordu. Bunlardan biri de iyon kanalını aktive etmesi. Böylece hücre depolarize oluyordu ve bir aksiyon potansiyeli ateşleniyordu. Aksiyon potansiyeli kribriform plakadan geçip glomerulusa gidiyordu. Sonra beyne gidecek olan mitral veya sorguçlu hücreyi tetikliyordu. Ah, evet, işte hepsi bu. Hoşçakalın.